İyi günler, güne bakışa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gündem yoğun, gündem hareketli. Hemen konuklarımızı size tanıtayım. Sonra da sıcak gündem başlıklarına başlayacağız. Profesör Doktor Bahadır Erdem, hukukçu konuğumuz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve siyaset bilimci konuğumuz Onur Erim. Sayın Erim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. En sıcak gündem maddesiyle başlayalım. 3 ismin vekilliği düşürüldü. Beklenen bir süreçti aslında. Ne olmuştu? KCK ana davasında yargılanan HDP'li milletvekilleri, evet, Hakkari milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları, onların cezaları Yargıtay tarafından 2019'da onanmıştı. CHP'li Berberoğlu ise MİT tırları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle aldığı ceza da Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verilmişti. Şimdi bütün bu kararlar mecliste okunduktan sonra 3 ismin vekilliği düşürüldü. Evet, bütün bu kararlar açıklandıktan sonra Enis Berberoğlu da bir açıklama yaptı. CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi ve 18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirterek, çıktığı günden bu yana demokrasi koşullarında bir gelişme olmadığını belirterek, kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını belirtti. Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler ödemeli dedi Berberoğlu ve basın mensuplarından da helallik istedi. Bu arada bu vekilliklerinin düşürülmesi esnasında genel kurul salonunda da CHP'li milletvekillerin ayağa kalkarak alkışlı protesto ettiklerini de hemen aktaralım. Hukukçu konuğumuzla konuşalım ilk önce. Bu gelişmeleri kendisine soralım. Şimdi AK Parti'den yapılan açıklamada bunun bir olağan bir durum olduğunu aktardılar. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur diyor. Aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın da itirazı var. Diyor ki Engin Altay, fezlekenin apar topar genel kurula getirilmesi parlamentoya darbe. Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da onaylanan cezası ile ilgili AYM'ye, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu var. Yani yargılanması devam ediyor diyor. Ne dersiniz Sayın Erdem? Şimdi bunun iki tane yönü var. Bir hukuki yönü var, bir de doğrusunu söylemek gerekirse siyasi yönü var. Hukuki açıdan baktığımızda evet, anayasaya göre bir yıldan fazla hapis cezası alan kişi milletvekili olamaz. Ve milletvekilliği de düşürülür. Enis Berberoğlu milletvekili seçilmeden evvel yargılanmaya başlanmıştı bu casusluk iddiasıyla olan yargılamasında ve tutukluluğu, bakın orada da şöyle söyleyelim, yani o tutuklu iken milletvekili seçildi ve seçildiği için de henüz cezası kesinleşmediği için, o sırada hüküm verilmediği için milletvekilliğine başladı ve de ileriye atıldı cezan hükmü şeye, yani yargılama devam etti. Ve bu yargılama kesinleşti. Diğer aynı şey iki HDP'li milletvekili için de öyle. Şimdi doğrudur. Bu basit bir prosedür aslında. Mahkemeler kesinleşen hükümleri meclise ne yapmak zorunda? Bildirmek zorunda. Ancak bugüne kadar ki bütün teamüllere bakıldığında, eğer bir cinayet suçundan hüküm giyilmemişse, eğer terörden hüküm giyilmemişse, genellikle böyle siyasi ya da işte diğer suçlardan bir hüküm var ise, meclisin teamülleri, siyasi teamüller dönem sonuna bırakılmayı ve mecliste çalışmalar devam ederken milletvekilliğinin düşürülmemesine, şu ana kadarki olan teamül bu. Ancak buna aykırı bir biçimde aslında Enis Berberoğlu'nun zannediyorum 2 yıl önce falan geldi ya da daha, yani o meclise bu şeyin iletilmesi, kararın iletilmesi epey oldu. Ama bunu meclis başkanı Sayın Şentop tutuyordu. Hatta Şentop'un tutmasından dolayı yanılmıyorsam eğer, yani araya Türkiye'de o kadar çok şey oluyor ki, yani neyi hatırlayıp neyi hatırlamayacağınızı bu şaşırıyorsunuz. Bu konuda meclis başkanına mı ait? Şöyle, bu konuda inisiyatif meclis başkanından ziyade tabii ki hükümette yahut da onu, yani meclis başkanında, hükümette, efendim bir koalisyon varsa partilerin şeyinde, koalisyon partilerinin, şu anda koalisyon yok ama bir ittifak var. Sonuç itibariyle bir siyasi nezaketle bugüne kadarki teamüllerde, dediğim gibi, eğer bir cinayet ve terör yoksa
bu gündeme getirilmiyordu ve düşürülmüyordu. Bunun örnekleri var. Burada da şöyle bir durum var. Enis Berberoğlu'nun ve bu iki milletvekilliğini anladığım kadarıyla, yani Kılıçdaroğlu'nun şeyine, tepkisine, meclisteki tepkiye baktığınızda, işte böyle 20 Temmuz darbesidir falan gibi ağır laflara baktığınızda, AK Parti CHP'ye ya da HDP'ye haber vermemiş. Hadi HDP ile aralarında hiçbir diyalog olmadığını düşünelim hükümetin, ama ana muhalefet partisi CHP'ye de haber vermemiş. Bu arada uzun bir şey de değil. Tutukluluk, yani hüküm de büyük bir hüküm değil. 18 aylık ay. Bir kısmı da çekilmiş. Bakın tam bilmiyorum ama yanılmıyorsam 18 ay tamamlanacak. Evet, yani 5 yıl gibi bir ceza oranmıştı. Onun indirimleri vesairesine, ceza infaz kanunundaki indirimlerine bakın. Hani tam gidip de Enis Berberoğlu 18 ay yatmayacak. Belki 3 ay, belki 6 ay, belki 1 sene, neyse bilmiyorum o kadarını, ama fazla bir hüküm de yok. Dolayısıyla burada CHP kendisine büyük bir siyasi nezaketsizlik ve şey yapıldığını söylüyor. Yani en azından bir haber verilir de demek istiyorlar. Bir de kulisler diyor ki AK Partili milletvekilleri bunu bekliyordu. AK Parti bekliyordu ama CHP hiç beklemiyordu. CHP bir anlamda şok oldu. Şimdi bütün bunlara baktığımızda hukuken yapılabilir, siyaseten şimdiye kadar yapılmamış. Bu iki milletvekilinin, HDP'li milletvekillerinin şeylerinin terörden olduğunu da bir tarafa ayrıca koyuyoruz. Yani onların hükümleri terör suçundan dolayı. Şimdi bu da bize ne gösteriyor? Şunu görelim. Biraz sonra da belki barolara da dokunacağız. Yani siyasette gerilim artıyor. Şimdi zaten dünyada büyük bir gerilim var. Hiç bilmediğimiz bir pandemi sürecine girdik. Çıkmaya ve kurtulmaya çalışıyoruz. Ekonomi gerek pandemi öncesinden gerek pandeminin etkileriyle oldukça zor durumda. Yani Türkiye'nin dünyanın her ülkesi gibi şu anda hakikaten sıkıntıları var. Çünkü dünyanın sıkıntısı var. Bu esnada siyasetteki gerilime artı bir, ama ciddi bir artı ekleyen bir nedir? Uygulama. Peki. Bu da tabii hükümetin ve ortağı MHP'nin seçtiği yol olarak ne yapıyor şimdi? Karşımıza çıkıyor. Göreceğiz hep birlikte. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ekstra gerilime, doğrusunu söylemek gerekirse. Bu siyaseti gelecek bir adım olabilir dedi Sayın Erdem. Bir de Berberoğlu yaptığı açıklamada bunun bir sürpriz olmadığını söyledi ama Sayın Erdem CHP için bir şok edici bir durum dedi. Sizce niçin CHP bu kararın ardından şoke olmuş olabilir? Yani büyük çapta Bahadır Hoca'nın söylediği konulardan dolayı, bu tip konularda özellikle bir dönem sonunu bekleme gibi bir teamül, bir alışkanlık olduğu için belki de tabii buna rağmen, sonucun böyle olacağını bilmelerine rağmen tabii bir reaksiyon vermek zorunda. Bu konuya bir haliyle kendilerine karşı olduğu için bir muhalefet yapma zorunda. Onlar da böyle bir yöntemi seçmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bunun hukuki boyutu konusunda konuşmak gibi bir hele ki Bahadır Hoca'nın da bir durum söz konusu değil, ama zaten hukuki boyut net. Hani buna net, kimse yani karşı getirip çıkmıyor. Okuyorsunuz. Kimsenin karşı çıktığı bir sıkıntı şey yok. Mahkeme kararı okumak, okumamak bu kadar. Evet. Siyaseten bu doğru bir hareket mi değil mi? Yani ben hep siyaseten verilen kararların en doğru analiz yerinin sandık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun, yani sandık gelene kadar, yani şu normal şartlarda 2,5 senemiz falan kaldı herhalde, değil mi? 2,5 seneye kadar buradaki argüman devam eder mi? Çok zannetmiyorum. Onun dışında çok fazla bir buradan çok fazla bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Enis Bey'in, hani HDP'li milletvekillerinin düşen sebebi belli olduğu için ve bu halk tarafından da tabiri caizse satın alındığı için doğru bir şekilde, Enis Bey'inki belki biraz farklı olabilir ama o da zaten uzun zamandır özellikle kamuoyunun gözü önünde cereyan eden bir olay. O da muhtemelen beklentiler dahilinde bir hareket olduğu için çok fazla buradan bir şey çıkar mı siyasete, argüman çıkar mı, çok zannetmiyorum. Birkaç gün daha sürüp ondan sonra herhalde şey yapar. Bağırılır hocam. Şimdi burada bir yargı kararıyla meclis kararını karşılaştırdığımız zaman milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salı verilmesine karar veriliyor. Evet. Ama yine teamüllere uygun olarak mecliste eğer bu cezanın onanması okunduğu takdirde vekillikler düşebiliyor. Aynen böyle. Evet. Şimdi arada bazı siyasi gerilimleri artırabilir diyorsunuz ama
Sayın Erim az önce 3-5 gün bu gerilim devam eder, ondan sonra da tansiyon düşer yorumunda bulundu. Siz nasıl bir gerilimden bahsediyorsunuz? Şöyle, bu şimdi bakın son zaman şimdi bir iki şeyi bir araya da düşünelim. Sayın Bahçeli'nin de talebiyle aslında bizim referandum öncesinde çok konuştuğumuz ve referandumda evet'i savunanların çok fazla söylediği, yani bu referandum olacak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçecek ama bu yetmez, bunun hemen ardından bu yeni sisteme uyumlu işte siyasi partiler kanunu, seçim kanunu vesaire, bunları ne yapacağız, geçireceğiz dendi ve aradan 3 sene geçti, hiçbir şey yapılmadı. Hatta hocam anayasa hüküm koydu 6 ay içinde yapılacak içinde diye. Ve bunu hatırlar arkadaşlarımız da çok iyi hatırlarlar, yani bu yapılacak diye. Biz özellikle referandumda hani bunun ben hayra, Türkiye'nin hayrına olmayacağını, Türkiye'nin 100 yıllık yönetim sistemine alıştığı parlamenter sisteme, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işe yaramayacağını, zorluklar çıkaracağını savunan fikirlerim olduğu için çok dinledik bunu. Ama 2,5 yılda aynen de sevgili Erim'in söylediği gibi 6 ayda da çıkaracağız dendiği halde çıkmadı. Ama son zamanlarda bu Deva Partisi'nin kurulması, işte efendim şeyin Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla birlikte MHP hemen bu siyasi milletvekili transferlerini özellikle engellemek için bu şeyleri gündeme getirdi. Ama sonra da seçim 2023'te olacak diye bir açıklama yaptı. Ben şimdi seçim... O zaman bu iki kanundaki değişiklikle ilgili taleplerde geri adım mı atıldı? Hayır, yine geri adım mı atıldı? Şöyle seçimin 2023'te olacağı konusunda ya da 2023'ün başı sonu, 2022'nin sonu, ben şahsen vatandaş olarak hiç tereddüt duymuyorum. Çünkü erken seçim beklemek parlamenter sistem alışkanlığıyla okumak olayları. Bu olaylar aynen olsaydı, ekonomi bu kadar zordu olsaydı, efendim şeylere baksaydık, kamuoyu araştırmalarına baksaydık, evet AK Parti'nin oyları aşağı biraz düşmüş olabilir, biraz MHP'ye gitmiş olabilir falan filan, ama yani en fazla oyu alacak olan partinin başbakanlığı alacağı, hükümeti kuracağı mantığı ve alışkanlığıyla okusaydık hakikaten hemen aslında AK Parti'nin şimdi ekonomi daha da zora gitmeden, çünkü sıkıntıya gireceğimizi herkes söylüyor. Yani bir şey değil bu. Hani şey okumak değil, fütüristlik falan değil. Hemen bunu yapması gerekirdi. Ama yeni sistemde daha önünüzde 2,5-3 yıla yakın bir cumhurbaşkanlığı sisteminiz var. Hangi cumhurbaşkanı? Yani hangi Türkiye'nin sayın cumhurbaşkanı? Bir de 2 kere seçim meselesi varken önündeki 3 yıla yakın cumhurbaşkanlığı süresini heba eder. Niye yapasınız ben bunu? Ya. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bunun erken seçim falan okumaları hep siyasette belki konuşmaya ihtiyaç vardır. Hani şey olsun da laf olsun da gün geçsin hesabı, ama eski sisteme göre. Şimdi baktığımızda ise bütün bu siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, baro. Baroda yani ihtilaf olan alanlar, bak hep iki şeyin görüşün. Bahadır hocam, oraya geleceğiz, onu bir ayrı bir pencerede açacağız. Çok basit söyleyeyim. İki tarafın ihtilaf olduğu bütün konular tek tek son günlerde gündeme getirildi. Hop bir de bunun üstüne milletvekili olunca ortalık kızışabilir. Hangi tarafa meyledilmek istediklerine bağlı, yani şeyin, siyasi partilerin, ben onu söylemek istedim. Peki Sayın Erim, şimdi AK Parti Genel Başkanı, Başkan Vekili Numan Kurtuluş da açıklama yaptı. Erken seçim gündemimize yok dedi. Zaten Cumhurbaşkanı söylemişti 2023 diye, erken seçim ismini de telaffuz etmeden. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acaba bu kanunlarda vekil transferinin önüne geçmek için değişiklik talebini bazı çevreler acaba MHP erken seçim mi istiyor şeklinde de yorumlamışlardı. Hatta bu en son yapılan seçim 2023'te olacak açıklamasını da iki parti arasında olası ihtilaflarında çözüme kavuşmuş olabileceği şeklinde yorumlandı. Söyler misiniz şimdi, sizce erken seçim tartışmaları bitti mi öncelikle? Ya bunu zaman gösterecek. Çünkü erken seçim tartışmalarını kim ve neden çıkarıyor? Çok yani kamuoyu anlamış değil, ben de anlamış değilim. Evet. Yani bu kime hizmet ediyor bu tartışmanın olması bilmiyorum. Bahadır Hoca'nın dediği gayet doğru. Bu sistem altında, hani bırakın Türkiye'yi, bırakın Sayın Cumhurbaşkanı, dünyadaki hiçbir siyasetçi böyle bir şey yapması için bir neden olmaz. Yok, biz de bırakmayız yani. Bırakmaz. Kim bırakır koca Cumhurbaşkanlığı makamını? Mesela bir araştırma şirketinin başkanı, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın erken seçimlerle ilgili yaptığı, bugün yaptığı bir paylaşım var.
Şöyle diyor, aynen birebir söylüyorum. Hadi iyice kaçırayım uykunuzu. Ben Kasım diyordum da siz yok canım olmaz öyle şey demiştiniz ya. Haberiniz ola Ekim bile olur ciddi ciddi. Sahi 4 Ekim pazar, o pazara mı denk geliyor? Şaka şaka hadi uyuyun bakalım uyuyabiliyorsanız şeklinde bir ifadeleri var. Şimdi bir bunu, araştırma şirketinin araştırma başkanı. Araştırma sahibi bunu bir araştırmaya dayalı mı söylüyor? De böyle yoksa bir rüyasını mı anlatıyor? Herhalde bilmiyorum, size yani, soruyorum. Ya eğer araştırmaya dayalıysa ki bir araştırma şirketi sahibinden onu beklerim ben. Hemen 1800'lere geri gidelim. İngiltere'nin eski başbakanı Disraeli'ye. Sevgili Barış'a da buradan selam söylüyorum. Çok sevdiği bir laftır. Biliyorsunuz onun meşhur bir lafı var eski İngiliz başbakanının. Yalanlar üçe ayrılır der. Yalanlar, kuyruklu yalanlar, bir de araştırmalar. İstatistikler, özür dilerim. Dolayısıyla yani bunu tabii bilmemizin mümkün yok ama mantık olarak bir şey yok. Şimdi zamanımız az olduğu için çok yani iki tane ana başlıkla bahsedeceğim. Şu an genel anlamda konuştuğumuz siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu. Bir, yine açmayacağım konuyu. Bana göre siyasi partiler kanunuyla ilgili hiçbir çalışma veya yasa yapmasına gerek yok ama bunu açıklamam bu dilime sığmaz. Seçim kanununa gelince bizim seçim kanunumuzda sıkıntılı yerler birden fazla. Artı 80 öncesi seçim kanunumuz şu ankine göre bile çok daha iyi pozisyonda olan bir şey. Bunları hepsini bir kefeye koyalım, kenara koyalım. Başka bir şey söyleyeceğim. Mevcut sisteme daha uyumlu, daha bu sistemi destekleyecek bir seçim kanununa ihtiyaç var. Bu 80'deki seçim kanunundan da öte şeyler. Misal, bu sistemde mutlaka bireysel adaylığı önünü bu kadar kapatıcı bir sistemin, seçim sistemin olmaması lazım. Gibi gibi, yani dediğim gibi zamanımız az. Ama ben şunu da hani belki kötü niyetle veya başka bir niyetle bunlar şu an ortalığa atılıyor ama aslında uzun zamandır ilk defa Türkiye'de bir sonraki seçime daha 2,5-3 yıl olduğunu düşünürsek hakikaten böyle bir tartışmanın şimdiden yapılıyor olması, mümkün olduğu kadar bir konsens oluşturması ve bunun kanunlaşması şimdiden çok iyi bir şey. Çünkü normalde biz ne yaparız? Seçime 3 ay kala bunun kanunu çıkarırız. Hadi bakalım ondan sonra çalışır. Şu anda olması aslında ideali ama biz bunu ideal olduğu için mi ortaya atıyor siyasilerimiz? Ya da kafaların arkasında başka bir şey mi var bununla ilgili? Bunu zaman gösterecek ama gayet normal. Seçim kanunumuz mutlaka değişmeli. Bu sisteme ayak uydurabilecek bir seçim kanunu olmalı ve zaten ben bununla ilgili yani her konuşmamda, kitabımda da en sonunda bahsettiğim konu vardır. Seçim kanunu, hatta burada şey de verdim ben, genel bir hedef de verdim. Dar ve bizim ülkemize uygun, bizim şartlarımıza uygun. Bu uzun bir tartışma. Dar ve veya daraltılmış bölgeye de biraz göz kırpan bir seçim kanunu uygulamaya başlamazsak bu sistem zaten güdük kalmaya mecbur. Şu an yaşadığımız birçok problemi ve daha büyüklerini doğurmaya gebe bir sistem. Müsait. Peki bunun altında başka şeyler olabilir şeklindeki bir başka iddia, sizin yorumunuza aynı şekilde başka iddiaya da temkinli yaklaşan Metehan Demir var, gazeteci mesela. Bugünkü yazısında da gündeme getirdi. Evet, aman dikkat diye de uyardı. İddia şu, kabinede bir revizyon iddiaları. Şimdi bunun niçin bu dönemde yapıldığı konusunda şüpheleri olduğunu söylüyor Metehan Demir. Aman dikkat diyor, bu konudaki iddialar çok gündeme gelir ama yanlış da çıkar. Bu isimleri lekeleme ya da bir kara propaganda aracı olarak da kullanabilirler. Neydi o iddialar? İsterseniz bir hatırlayalım. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine MİT Başkanı'nın Dışişleri Bakanı olması, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması, onun yerine de Adnan Bali'nin Hazine ve Maliye Bakanı olması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yine Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilmesi, yerine de Mustafa Varank'ın İçişleri Bakanı olması, Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Turizm Bakanı ve adı hep konuşulan Binali Yıldırım'ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması gibi iddialar. Evet, Metehan Demir'e göre bazı isimler ortaya atılarak yıpratılmak isteniyor. Bu iddiayı soracağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 küresel aşı zirvesiyle ilgili bir mesajını aktarıyor. İsterseniz hemen bir dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Devlet ve hükümet başkanları, etkinliğe ev sahipliği yapan değerli dostum Sayın Johnson, Gavi'nin mümtaz yöneticileri, kıymetli katılımcılar,
sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Aşı ve bağışıklaştırma için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyorum. Covid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve işbirliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye olarak şimdiden yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Bugünkü zirveyi de 26 Mart'ta icra ettiğimiz G20 olağanüstü zirvesiyle 4 Mayıs'ta iştirak ettiğimiz koronavirüs küresel mukabele taahhüt etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak görüyoruz. Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kıymetli dostlar, sözlerime son verirken Türkiye'nin salgın sonrası döneme ilişkin çalışmalarda da Gavi ve diğer paydaşlarla işbirliği içerisinde hareket etmeye hazır olduğunu vurgulamak isterim. İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 küresel aşı zirvesi mesajını ekranlara getirdik. Profesör Doktor Bahadır Erdem'e soruyorduk bu kabinedeki revizyon iddialarını. Siz katılıyor musunuz bu iddiaların, özellikle değişecek isimlerin, değişecek isimler üzerinde bir kara propaganda aracına alet edildiğini, ya da neler olabilir? Yani tabii ki edilebilir. Sonuç itibariyle siz bunları ortaya koyduğunuz zaman mesela muhalefet bunu kullanabilir. Bu normal, genel geçer bir insan aklıyla tabii ki. Kara propaganda belki fazla ileri bir iddia ama yani hoş karşılanmaz bu bakanlar için. Ha, bakanların arasında velev ki efendim Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına terfi ettirilecek gibi, bunu bir terfi olarak görelim, insani olarak. Adı geçenler belki bundan şey yapmayabilirler, gocunmayabilirler ama sonuç itibariyle böyle de olmayıp tamamıyla işte değiştirilecek, yerine öbürü gelecek gibi. Şimdi isimlere baktığımız zaman Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım yani aslında kamuoyunun da belki de uzun zamandan beri bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığına niye getirilmediğini merak ettiği bir isim. Çünkü sonuç itibariyle işte ben Türkiye'nin en son başbakanı olacağım diye ayrılan, İstanbul Belediye Meclis Başkanı iken İstanbul Belediye Başkanı adaylığı Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle, bir adeta işte talebiyle seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı yani yardımcılığına getirilmesi. Daha şu anda kaç zamandan beri düşününüz ki Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olabilir, başbakanlıktan sonra başkanı olacaktı Sayın Yıldırım. Ama şu an için şey, herhangi bir fiili aktif görevi yok o anlamda. Bir de Cumhurbaşkanı ile arasındaki güzel ve uyumlu ilişkiye bakıldığında merak edilen bir isim olabilir diye bekleniyor. İşte Sayın Soylu
Kamuoyunun en az yarısının işte çok başarılı bulduğu, terörle mücadelede başarılı bulduğu falan filan bir İçişleri Bakanı. Dolayısıyla onun da bir de son işte istifası bakıldığında bir de AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bir ikinci adam, AK Parti'de hiç ikinci adam ismi, zaten doğru, Türkiye'nin siyaset rejiminde ve kültüründe ikinci adamlık yok. Keşke olabilse, bu çok güzel bir siyasi kültür olurdu da, hani ismen yardımcı olarak görelim, hani etkin, ikinci sevilen adam. Türk siyaseti buna çok fazla izin vermiyor, her parti için söylüyorum bunu. İşte ama adı geçenlerden birisi olabilir. Ama Sayın Abdülhamit Gül'ün hep uzun zamandan beri Adalet Bakanlığı'na işte yok İstanbul, Ankara taraftarları falan filan gibi kamuoyunda çok söylenen ve bilinen bir takım tartışmalar sonucu Adalet Bakanlığı alınacak mı? Ama çok hukukçuların da başarılı bulduğu bir Adalet Bakanı'dır Sayın Abdülhamit Gül. Siz buluyor musunuz? Ben Sayın Adalet Bakanı'nı başarısız bulmuyorum. Yani hükümetin hukuku bilen bakanlarından bir tanesi olarak görüyorum Sayın Bakanı. Çavuşoğlu da, yine Dışişleri Bakanı da yine takdir gören, yani hükümetin takdir gören, AK Parti'nin kamuoyunun genelinde takdir gören bakanlarından. Mesela onun yerine MİT Müsteşarı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gelmesi. Tabii hükümetin kendi takdiri bu. ne denilebilir ki? Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın takdiri. Yeni sistemde hükümetin takdiri de yok. Cumhurbaşkanı'nın takdiri var. Olabilir, bütün bunlar olabilir. Olmayacak şeyler değil. Önümüzdeki günler tabii çok şeye gebe. Yani bu pandemi her şeyi değiştiriyor. Yarattığı ekonomik zorluk ve kriz her şeyi değiştirebilir. Revizyon, yani bakanlıklardaki revizyon da yeni bir hani yeni bir gün, yeni bir nefes. Hadi bakalım hoppa, kamuoyu biz yeniden beraber çalışmaya başlıyoruz bu yeni bakanlarımızla, hevesle. Yani bir tazelenme gibi görebilir iktidar bunu. Bir mahsur var mı? Ben görmüyorum doğrusu. İktidar görebilir ama muhalefet böyle mi görür diye işte orada soru işareti çıkıyor. Olabilir de, bu bütün revizyon da olabilir ama şu dönemde özellikle Ankara'da WhatsApp mesajlarına kadar herkese düştü. Böyle hani salgın döneminde de hani 2 ay sonrası ile ilgili iddiaları ilk başlarda, değil mi, bütün herkesin cep telefonuna gelen bazı mesajlar vardı. Bu revizyon iddialarının da bütün Ankara kulislerinde hemen hemen herkesin WhatsApp'ında dolaşması sizce ne anlama geliyor? Gayet normal. Sevgili Metehan çok daha iyi bilir. Yani Ankara gazetecisi olarak ve Ankara İstihbaratı kuvvetli bir gazeteci olarak bunlar yıllardır olan şeyler. Hiçbir zaman bu, yani bu Ankara siyasetinin klasiklerinden biridir. Son dönemde ne oldu? İşi birazcık daha profesyonelleştirdiler. Bayağı böyle Cumhurbaşkanlığı antetli kağıtları vesaire vesaire, hani evet, tarihlere kadar. Evet. Hatta sabah Metehan söylüyordu sizin çok doğru bu kanaldaki programda. Ya en son dedi sayı numarasını yazmayı unutmuşlar dedi. Vesaire, bu olur. Bunu kim yapar bilemeyiz. Ama iki tane, yani sonuçtan yola çıkarsak iki tane neden olabilir. Bir, bir veya birden fazla kişinin bakan olması ve veya bakan kalması için bir hani işe yarayacaklarını umdukları bir hareket olabilir. Bir dezenformasyon olabilir. İki, bir veya birden fazla kişinin ismini yıpratmak, bakan değilse bakan olmasın, bakansa bakanlıktan düşsün diye bir hareket olabilir. Bununla ilgili çok kısa bir anekdot anladım. Yıllar evvelde dediğim gibi bu Ankara'da kabine revizyonu işi çok fazla şey olur. Yani gündemin sevdiği sıcak maddelerdendir. Yani siz medyanın, habercilerin sevdiği sıcak maddelerdendir. Hiç unutmam, çok değerli bir abimizle oturuyorduk. Gene böyle bir kabine revizyon şey var. Bundan 7-8 sene evvel. İşte ben dedim ki, dedim abi bak böyle böyle bir şey dolaşıyor. Bu olur bu olmaz. Bak evladım dedi. AK Parti dedi bu işleri dedi iki yer bilir dedi. Kim abi dedim. Bir de Allah bilir, bir de Tayyip Bey bilir dedi. Allah'tan öğrenmeyeceğimize göre Tayyip Bey de o kadar ketumdur ki hayatta söylemez dedi. Bunların hepsini eline bir kenara at dedi. Sonuçta olabilir mi, her şey olur. Hatırlar mısınız, seçimden önce bir ciddi gene böyle bir furya başlamıştı. İşte seçimden sonra Tayyip Bey şöyle yapacak, böyle yapacak. Hele ki İstanbul Ankara kaybedilirse asacak, evet, kesecek filan. Hatta olmayınca özellikle isteniyor diye de, ısrarla yapılmıyor, aynen, diye de başka bir iddia da çıkmıştı. Kuvvetle muhtemelen hatırlanmaz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o zaman hep söylüyordum ya, sakın bunu olacak diye düşünmeyin.
Tayyip Bey'in parametreleri burada farklı, bunu birçok kez ispat etti. Ben seçimden sonra bir değişiklik olur olmaz diyemem, olursa da şaşırmam, bir sene sonra olursa da şaşırmam demiştim. Burada bir konuya daha altını çizmek lazım. Şimdi bu kabine revizyonu totosu derler bunu Ankara'da. Bunlar oynanırken hep gene demin Bahadır Hocam'ın dediği gibi bunlar hep parlamenter sistem kafasıyla yapılıyor hala. Neden? Şimdi alıyorlar bir ismi, oradan buraya koyuyorlar, buradan buraya kaydırıyorlar. Orada ya biz artık başkanlık sistemindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemin gerekliliğinden dolayı kafasında bir tek şey var. Benim şu bakanlığım var, bu bakanlığım var. Burada en iyi işi kim yapar? Emre yapar. Çok da fazla bakanlık yok üstelik. Yok. Emre'yi koydum. Emre'yi bir zaman sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra ya burada artık başarılı değil, alıp Emre'yi öbür bakanlığa koyma gibi bir derdi yok. O bakanlığa, o göreve kim en iyi yapar? Kendi kafasına göre tabii ki. Buradaki tek seçici Sayın Cumhurbaşkanı kanununa göre. O var yani. O zaman düşünür mü ki Cumhurbaşkanı, aman böyle şeyler duyulmasın, o isimlerin ismi karalanır diye, o zaman da düşünmez herhalde. Yani düşündüğünü zannetmiyorum. Burada asıl olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o işi, o makamı en iyi kimin kaldıracağını, en iyi kiminle çalışacağını düşünmesidir. Buradan şunu söylüyorum. O bakanlıklardan herkes inebilir. O bakanlıklara herkes gelebilir. Sonuçta asıl olan oradaki hizmetin Sayın Cumhurbaşkanı'nın öngördüğü parametreler, düşündüğü parametreler içerisinde en iyi yapan olacaktır. Oradan inen bir daha siyasette, yani bir süre en azından bir göreve verilmek zorunda değil Sayın Cumhurbaşkanı. Eski sistemde böyle değildi. Bölgesel parametreler vardı, siyasi parametreler vardı. Bazı insanları, mesela ben eminim, hani eminim derken olayların sonucu üzerinden okuyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiç memnun olmadığı bakanlar vardı ve onları alıp tekrar bir yerde bakan yapmak zorunda kalıyordu. Çünkü sistem öyleydi ve konjektördü. Artık öyle bir şey yok. Peki. Şimdi Bahadır Hocam, avukatlık yasası düzenlemesi ama baro düzenlemesi diye değil mi kamuoyunda daha çok ismi duyuldu. Tartışmanın hep AK Parti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ankara Barosu arasındaki bir gerilimden çıktığı sanılıyor ama sanıyorum daha eskiye dayanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimat verdiği ve meclis açıldıktan sonra işte ilk fırsatta gündeme getirmesi bekleniyor. Şimdi baktığımız zaman sendika benzeri baro, alternatif baro, bu düzenlemelerden bahsediliyor. Avukatlar tek bir baroya üye olmak zorunda olmayacak. Bazı illerde birden fazla baro olabilecek. Hatta bu bazı büyük şehirlerde 10'a 20'ye kadar da çıkabiliyor. Barolarda delege sayısında azalma, bütün bunlar çok tartışılan şeyler ve kulislere de bazı detayları yansıdı. Şimdi 79 baro ve Türkiye Barolar Birliği ortak bir açıklama hazırlayarak buna itiraz ettiler ve demokratik bir eylem yapılacağını, eğer kabul edilirse, mesajını verdiler. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Baro da dahil olmak üzere 79 baro, Türkiye Barolar Birliği bu ortak açıklamasında niçin böyle bir açıklama yaptı? Bu mesaj sizce nasıl bir karşılık bulacak? Şimdi bu çok tehlikeli bir inat. Bu problem, daha doğrusu bu hükümet baroları özellikle problem olarak görmeye, bir anlamda şimdi Barolar Birliği Başkanı'nın daha 2015 mi 13 mü konuşmasında, Feyzioğlu'nun bir konuşmasında, o zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanı ve Sayın Erdoğan da başbakanken, hepimiz hatırlıyoruz Sayın Erdoğan'ın salonu terk edip gittiği, Cumhurbaşkanı da onunla birlikte kalkmak zorunda kaldı. Hatta o toplantıdan beri bu konuşulup duruyor. AK Parti baroları bir türlü kendisine yakın bulamıyor. Şimdi ama barolar bir sivil toplum kuruluşu değil. Yani işte iktidarın sevdiği dernekler. Mesela dernekler, iktidarın sevdiği bir dolu dernek var. İktidara bağlı belediyelerin sevdiği dernekler var, değil mi? Barolar böyle bir şey değil. Barolar bağımsız yargının, adaleti sağlamak zorunda olan yargının üç saç ayağından biri. Yani hakim, savcı ve avukatlar olarak, avukatların bağlı oldukları kamu tüzel kişiliği niteliğindeki kuruluşlar. Ve bu kamu tüzel kişiliği niteliğindeki kuruluşların gerçekten anayasanın 135. maddesine dayanıyor şeyleri, bütün hukuki dayanakları ve kuruluşları.
Diğer kuruluşlardan da bana göre, ben belki bir avukat olduğum için, hukukçu ve hukuk hocası olduğum için kendi mesleğime önem veriyorum denebilir. Belki sayın seyircilerimiz öyle der ama inanın öyle değil. Çünkü avukatlar bugün için yargıda da avukat hakkı arar. Avukat ezilenin hakkını arar. Avukat başı belada olan kişinin olabilecek en az efendim ceza ile o yargılamadan çıkmasını sağlar. Her zaman da suçsuzlar savunulmaz, suçlular da savunulur. Onun da insan olarak savunulmaya hakkı vardır. Ama avukatlık mesleği olmaz ise dünyada, insanlıkta hiçbir şey, ama hiçbir şey bir barış, refah, mutluluk içinde olmaz. Peki, avukat... Şunu sormak istiyorum. Yani olması gerekenleri anlatıyoruz, söylüyoruz ama sizce hiç mi var hiç olan hocam, durumda siyasallaşma yok? Siz avukatlık mesleğine değil de Kılıçdaroğlu CHP'yi anlatıyor sandım bu tanımla yapınca. Bakın, avukatlar, barolar Adalet Bakanlığı'nın bir anlamda alt kolu gibi çalışır. Çünkü siz avukat olmak istiyorsanız ruhsatınızı baroya mecbursunuz başvurmaya, size stajınızı yaptıracak. Stajdan sonra Adalet Bakanlığı'na bu başarılıdır diyecek ve Adalet Bakanlığı size ne yapacak? İşlemleri tamamlayacak ve siz bağlı olmak istediğiniz barodan ruhsatınızı alacaksınız. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle bazı eleştirilerin haklılık payı olabilir. Mesela ne? İstanbul Barosu'nun 60 binden fazla avukatı var. Keza Ankara Barosu'nun. Ama bu İstanbul Barosu ya da Ankara Barosu'nun mutlu olduğu bir şey değil. Sayın Mehmet Durakoğlu her baro töreninde kendini yırtıyor. Diyor ki bu böyle olmaz. Yakında biz 80 bini bulacağız 4 sene sonra. Zaten çok fazla şişirilmiş bir avukatlık var. Bizim baromuz çok... İstanbul Barosu dünyanın en kalabalık barosu. Daha kalabalık bir baro yok. Şimdi İstanbul Barosu her 300 avukat için Barolar Birliği'ne bir delege yolluyorsa ve siz Barolar Birliği başkanını da bu delege sayısına göre çözüyorsunuz. Bunu küçük barolara, Anadolu'daki barolara göre adil bulmuyorsanız bunu değiştirebilirsiniz. Dersiniz ki falanca adetten fazla olan barolar 2000 kişide bir delege yollar. Şimdi 135'ten 50'ye düşürülmesi 2500... falan düşünülüyor. 2500'de bir yollar. Bu haklı bir değişiklik olabilir. Kimse sesini çıkarmaz. Ama bakın, barolar eğer bir şehirde birden fazla baro yapmaya giderseniz bu baroları sadece siyasetleştirir. Barolar zaten siyasi. Hiç reddetmiyorum. Hatta kimi zaman muhalefetin doğru dürüst görev yapmadığı zamanlarda İstanbul ve Ankara Barosu adeta hükümetin muhalefi gibi açıklamalarda bulunmuştur. Çok doğrudur. Ama bakın, baro neye ilişkin açıklama yapıyor? Barolar eğer hükümette, Türkiye'de, affedersiniz, ülkede hukuka aykırı bir yargılama yapıldıysa, hukuka aykırı bir tutuklama yapıldıysa, AYM'in Türkiye'ye falancayı bırakın diye karar verdiyse, eğer gazeteciler ya da basın mensupları içeriye alındıysa, bir tweet için efendim insanlar hapis yatıyorsa, şimdi barolar, baroların görevi bu zaten. Barolar Kanarya Sevenler Derneği değil ki. Tabii ki İstanbul Barosu ya da Ankara Barosu Türkiye'deki en fazla avukatı temsilen Türkiye'de yargılamada bir hukuksuzluk varsa, uluslararası hukuka aykırı bir uygulama varsa ses verecek. Vermezse zaten görevini yapmamış olur. Bu değişiklik sadece AK Parti'nin, gerçekten hükümetin bir türlü barolarla siyasi bakımdan şeye oturamamasından kaynaklanıyor. Yıldızının barışmamasından kaynaklanıyor. Ama kabul edelim. Mesela, ama daha da siyasallaştıracak değil mi? Bu birden fazla müthiş bir siyasallaştırma olacak. Ve bu öyle şeylere sebep olacak ki, mesela İstanbul'da daha ülkücü, daha milliyetçi, daha MHP'ye yakın bir baro. 5000 tane şeyi olacak. Avukattan kaynaklanan, avukatlı olan bir baro. Efendim AK Parti'ye yakın, daha muhafazakar, daha bilmem ne, onun olacak 15.000. Daha CHP'ye yakın bilmem ne, HDP'ye yakın bilmem ne. Ne olacak? Barolar devamlı birbiriyle atışacak. Zannediyor musunuz ki siyasi olarak barolar yine Türkiye'deki bir hukuki uygulama hakkında baro başkanları açıklama yapmayacak? Yapacak ama
Hükümet ne istiyor? Sadece efendim İstanbul Barosu tek ses olarak açıklama yapmasın. Benim hoşuma giden şekilde de başka bir baro konuşsun. Ne olacak? Barolar tam bir siyasi partiye dönecek. Ve barolar aynen öyle ama barolar sendika değil, dernek değil. Bu çok 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 büyük bir karmaşaya ve çok hukuken yanlışa sebep olacak. Buna gitmeyelim. Nispi temsil gerekirse başka bir takım şeyler yapalım. Mesela yönetim kurullarını efendim sırf başkanın oyunu, başkanın seçtiği insanlar değil ki yapılabilir, bunu da söyleyeyim. Yani çarşaf listeye bağlı olmak zorunda değilsiniz. Siz gidip başkana oy verip sonra falancaya da tamamıyla farklı fikirde öbür gruptan bir kişiyi yönetim kuruluna seçilsin isteyebilirsiniz. Bunları daha kesinleştirebilir kanun, daha açık yapabilir. Barolar Birliği'ne delege göndermeyi daha az sayılı, daha çok sayılara çıkartabilir. Ama eğer bir şehirdeki baroları bölerseniz, bakın 79 baronun hepsi, bunların içinde devamlı AK Parti'yi destekleyen barolar da var, unutmayın. Bir baro dolu baro hariç, var. Sadece bir baronun imzası yok ama 70, 80'den 79 ve Türkiye Barolar bu Birliği. Bu hayır getirmez, yazık, yapmayalım bunu bu ülkeye. Gerçekten günah. Referandumda bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ısrar ettiler, ısrar. Çok mu memnun AK Parti? Hiç de memnun değil, ben size söyleyeyim. Tabii ki bu kamuoyuna söylenebilecek yahut da siyasi bilmem nelere geçebilecek bir şey değil. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce %34, %37, %41, %42 ile hükümet olabilecekken siz şimdi %50 artı 1'e mahkumsunuz. MHP'ye yahut da başka bir partiye mahkumsunuz. Çok mu mutlu AK Parti? Hiç de mutlu değil. Bu da hiçbir siyasetçiye hayır getirmez. Peki hocam, bir reklam aramız var. Sonra Sayın Erim'le de aynı konuyu konuşacağız. Sonra da Amerika'daki olaylara gireceğiz. Onunla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Çünkü ucu Türkiye'ye dokunabilecek bir takım senaryolardan da bahsediliyor. Ama kısa bir reklam arası, ardından buradayız. Profesör Doktor Bahadır Erdem ve Onur Erim'le gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Evet, avukatlık yasası düzenlemesi hayata geçerse, barolardaki değişiklik, öngörülen değişiklik hayata geçerse, Sayın Erdem dedi ki bu baroları daha da siyasallaştırır ve sonuçları hiç de iyi olmaz dedi. Sayın Erim, siz ne diyeceksiniz? Şimdi sağ ve merkez sağ iktidarlara veya partilere veya siyasetçilere genelde uzun yıllardır barolar birliği olsun ve özür dilerim barolar olsun, her zaman birlik olmuyor belki de, mimarlar odası olsun, makine mühendisleri, eczacı odası, doktorlar hekimler odası olsun, böyle hep bir tezatlık var. Burada bir sıkıntı yok. Demin Bahadır Hocam da hakkı teslim etti. Bu barolar dedi, zaman zaman yani görevlerin dışında siyasete de giriyorlar. Ben bir şey daha ekleyeyim şahsen. Gereğinden de fazla girdikleri çok oluyor. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Bunların hepsi meslek kuruluşu. Barolar Birliği de dahil ama baroların meslek kuruluşunun ötesinde de hizmet etmesi gereken konular ve şeyler var. Ama sonuçta meslek kuruluşuyla ilgili böyle bir sıkıntı var. Benim şahsi görüşüm, hiçbir meslek kuruluşunun başta barolar olmak üzere birden fazla hale getirilmemesi. Ama bununla beraber hemen yakından örnek vereyim. Ankara ve İzmir Barosu'nun bir cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanı'nın görevini yaparken kullandığı kelimelere karşı bir söz söylüyor olması, ne bileyim Hekimler Odası'nın 1,5 ay kurulduktan sonra Sağlık Bakanlığı korona veya pandemi kurulu kurulduktan 1,5 ay sonra bir aksiyon alıp bir şeyler yayınlamaya başlaması, ama bu 1,5 ay boyunca bizi almadılar da almadılar kurula siyaseti yapması, sonuçta şöyle bir şey var, buna bir çeki düzen getirilmesi lazım. Ben genelde hocayla da yanlış hatırlamıyorsam bu konuda çok hani ters düşünüyoruz. Ben meslek kuruluşlarının siyaset yapması bana gereksiz ve yanlış geliyor. Hele ki bu kadar içine, çünkü hiçbir meslek kuruluşu yöneticisi barolar dahil
o platformu siyaset yapma platformu olarak kullanmaması lazım. Ama Bahadır Hoca diyor ki tamam siyaset yapılıyorsa da bu yeni düzenleme daha da siyasi bir kavgaya dönüşecek diyor. Aynı fikirde değilim zaten. Aynı fikirdeyim o konuda. Ben zaten evet, bu yapılmasın ama bir önlemler alınması lazım. Sen kardeşim baro başkanıysan avukatlıkla ilgili, hukukla ilgili, mahkemelerle ilgili istediğini söyle bir ve istediğini yapma. Yani daha doğrusu istediğin programı yürütme şeyindesin. Ya kusura bakmasınlar. Ben Bahadır Hoca'yla bu arada 15-20. Programı falan. Yani meslek yaptığımız işler gereği çok fazla avukatlar, özellikle genç avukatlarla bir araya geliyoruz. Benim Bahadır Hoca'dan bu 15-20 programda öğrendiğim hukuk bilgisiyle ben o yeni avukatların çoğunu bilgi açısından da veririm. Bak, teşekkür çok ederim. Buna teşekkür ya, ama hocam... Yani, estağfurullah. Yok, ama hakikaten öyle. Yani bu çocuklar hani nasıl yetişiyor, ne yapıyor bilmiyorum ama yani... Ben avukat olsam... Sen geçen gün benim uğradığım linçi göreydin. Senin efendim sen profesörlük bilmem nesin nereden aldın? Estağfurullah. Şimdi geçiyoruz. Söyleyene bağlar ama şöyle. Keşke baro, mesela İstanbul Barosu ya Barolar Birliği... Yani ben alışkın olduğum sistemden dolayı söylüyorum. Keşke avukat olabilmenin daha detaylı mekaniğini oluştursa. Ne bileyim bir imtihan koysa veya daha iyi eğitimler yapsa... Yani herkes kendi işiyle ilgilensin. Avukatlığı belki geliştirebilecek başka şeylerle değil mi? Dedikodusu daha... yapıldığı gibi, yani net olarak bu çıkmadı herhalde, dedikodusu yapıldığı gibi baroların veya bütün meslek kuruluşlarının birden fazla olmasına sureti katiye de karşıyım. Ama bir o kadar da artık bütün meslek kuruluşları kendi öz işlerine dönmeli. Siyaseti bana göre komple bırakmaları lazım. Ha, kendi konularıyla ilgiliyse Cumhurbaşkanı da karşı gelsinler, bakana da karşı gelsinler, valiye de karşı gelsin, kendi konularıyla alakalı ve bunu yapması gereken platformda yapsınlar. Siz bir şey ekleyeceksiniz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela hepsi diyor ki, Barolar Birliği Başkanı da söylüyor ki son günlerde baktığımızda son yıllarda Barolar Birliği Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ya da hükümetle aksi bir şey söylediğini rastlamıyoruz. En önemli konularda bile. Eleştiriyi de çok alıyor bu anlamda. Ama bunda bile Barolar Birliği Başkanı dahi Sayın Feyzoğlu da ne diyor ve bütün barolar yahu bizi de işin içine dahil edin. Tabii ki kanun değişebilir. Tabii ki düzenlemeler yapılabilir. Yani ne değişmez hayatta? Her şey değişebilir. Yani ihtiyaçlara da, zaten demokrasi de budur. Ama siz eğer hiçbir baronun başkanını bir kibirini bile işin içine almazsanız, Barolar Birliği'ni almazsanız ve onları tamamıyla etkileyen ve onların iştigal konusu olan kanunlarını değiştirirseniz bunda bir gariplik var, yani bunun başka yolu yok. Peki, az bir süremiz kaldı, orada da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaylara geçeceğiz. Şimdi George Floyd'un siyahi bir Amerikan vatandaşının yine bir polis şiddetiyle öldürülmesi büyük bir infiale yol açtı. Hatta bu yağma sonrasında kontrol edilemeyen durumlar, polisin orantısız gücü daha da devam ettikçe olaylar büyüdü. Ve Trump'ın bu dönemde yaptıkları da çok tartışıldı. Bu tansiyonu azaltmak yerine hiçbir şey söylememesi ya da elinde İncil'le oradan mesajlar, kiliseden mesajlar vermesi. En son Savunma Bakanı Mark Esper, Trump'ın özellikle orduyu devreye sokması konusunda hayır dedi. Yani ben başkaldırı yasasının kullanılmasını desteklemiyorum dedi. Şimdi burada ikiye ayrıldı. Bunun bir taktik olduğunu düşünenler var. Biden şu anda anketlerde önde gidiyor olabilir ama ne olacak? Eninde sonunda Trump bu seçimi kazanacak diyenler var. Siz Bahadır Hocam, Trump'ın zor durumda olduğunu düşünenlerden misiniz? Yoksa bir şekilde sıyrılıp yine başkanlık koltuğuna oturmaya devam edecek mi? Şimdi bir şekilde sıyrılıp başkanlık koltuğuna oturur mu? Bilemem, oturabilir. Bu çıkan karmaşanın ve Amerika'da bir ırkçı zihniyetin olduğunu da kesinlikle unutmayalım. Genlerinde var. Tarihsel olarak, yani Doğu-Batı Savaşı'nı hatırlayalım. Dolayısıyla Amerika'yı işgal etmeleri, bu bir işgal. Sonuç itibariyle Kızılderilileri ortadan kaldırmaları, yani Amerika dediğiniz şey Avrupa gibi imparatorluklardan gelme ulus devletlerden oluşmuyor. Yani İtlisi, Hintlisi, Bitlisi dünyanın her yerinden gelip Kolombo'nun göçmenlerden oluşan bir millet. Millet niteliği bile çok tartışılır. Yani milleti millet yapan nitelikleri var mıdır yok mudur o bile tartışılır. Vatandaştır, citizen'dır ama acaba millet midir? Şimdi genlerinde var. Mesela Türkiye'de hiçbir zaman Amerika'nın tarihinde ve Amerikalıların genlerinde olan efendim insanı derisine göre, rengine göre ayırmak, böyle bir kriminalizasyon, böyle bir ayrım yok.
genlerimizde yok, tarihimizde yok. Bunu anlamamız bile bizim için zor. Anlamak dahi zor. Onun için bu genlerindeki siyahi insanlara duyulan öfke, insanlık dışı öfke, o yeniden Trump gibi, ben Trump'a çok karşıyım. Yani şimdi çok hakkında çok kötü konuşabilirim ama evde konuşmuyoruz, televizyonda konuşuyoruz. Onun için dikkat etmek lazım. Gibi bir adamı, hiçbir surette dünyanın hiçbir ülkesinde devlet başkanı olamayacak bir adamı yeniden başkan yapar mı? Yapar. Yaparsa da Amerikalılar düşünsün. Hep Türkiye, hep Orta Doğu, hep Avrupa'da gibi bilmem neler düşünmeyecek ya. Şimdi, o seçimden sonra da otursun Amerikalılar. Şimdi onlar düşünsün. Yapabilir mi? Yapar. Ama çok yazık olur. Trump çok dünya için çok tehlikeli bir adam. Attığı tweetlerle halkı kışkırtabiliyor. Düşününüz ki Twitter bir başkanın, Amerikan başkanının attığı tweetleri, bunlar yalandır, gerçeğe uygun değildir, halkı kışkırtmak amacıyla, yani halkı kışkırtabilir diyerek tweet'i engelliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir başkana yakışır mı böyle bir şey? Yani düşününüz ki nasıl bir başkan? Hani dolayısıyla çok daha farklı bir şekilde davransa belki bunları engelleyebilecekken, bu kadar bir de tabii haklı olan insanların haksız duruma düşmesi de var. Amerikan rüyasının üstündeki bütün şöyle tülü kaldırıyor ve Amerikan rüyasının altındaki boşluğu da görüyorsunuz. O yağmalarda ama, özellikle değil ama mi? Ama Amerika öyle bir ülke ki gerçekten 350 milyonun 50 milyonunun sahip olduğu servet, 50 milyonunun sahip olduğu teknoloji, 50 milyonunun dünyayı yönettiği işte gerideki, öndeki, ilerideki o düzen öyle büyük bir şey ki, hani karmaşalardan oluşan bir şey ki, aynı gün efendim Elon Musk şeye özel uzaya şey yolluyor. O gün insanlar aynı zamanda Nike'ın mağazalarını, işte Tiffany'nin mağazalarını yağmalıyor. Böyle bir çelişkiler Sayın dünyası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraç Ankara'da, biliyorsunuz, toplantı bitti. Ortak bir açıklama yapıyorlar. Sayın Arif, size de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz oraya bir dönelim. Ederiz. Akşam 19.30'a haberde yeniden görüşürüz.